Sait Kara Fırtınaların 2-2 biten maç sonrası açıklamalarıyla beraberiz hocam, buyurun. Öncelikle tabii oyuncularımı tebrik ediyorum. 2-0'dan geri gelmek kolay bir şey değil ama biz bunu daha önce de yaptık. Yine yapabilirdik. Şimdi haftalardır biz çok zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz. Bu maçlarda da yani nedense 4 maç üst üste Gençler Birliği maçı, Denizli maçı, arkasından Antep ve Adana Demir maçı 4 tane penaltı golüyle geriye düşüyoruz. Sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Bunu oyuncularım inanılmaz bir reaksiyon vererek lehimize çeviriyor. Oyun olarak zaten bu bütün maçlarda üstündük. Hem topun bizde kalması hem pozisyon olarak biz üstündük. Bugün de aynı şekilde Adana Demir takımı ivme yakalamış bir takım. İçeride 10-15 bin seyirci, coşkulu bir seyircinin önünde oynuyorlar. Kolay değil burada. 17. dakikada 2-0 geri düşmek, oradan gelmek. Hakikaten zor işler bunlar. Ama benim oyuncularım hiçbir şey aldırış etmeden bu reaksiyonu veriyorlar. Matematik devam ettiği müddetçe playoff'u kovalıyorlar. Bu benim için çok sevindirici. Onların bu inanmışlığı beni de motive ediyor. Yüksek konsantrasyonla oynuyoruz. Maçın başına geri düşmemiz bizi çok da evet etkiliyor ama gördüğünüz neticesinde ya, oyunu bırakmadık. Hele böyle önde çok hızlı oyuncuları olan bir Adana Demirspor'a karşı 70 dakika aşağı yukarı set oynamak kolay bir şey değil. Dediğim gibi oyuncuları tebrik ediyorum. Biz keyif vermeye devam ediyoruz. Biz de keyif alıyoruz oynadığımız oyundan. Bu şekilde de devam edecek ligin sonuna kadar. Hocam, belki çok uzaktınız veya odaklı değildiniz ama son bir pozisyon var ki herkesin itiraz ettiği. Önce hakem ele verdi, daha sonra avantaja bıraktı. Buldular, kaleci kurtardı. Görebildiniz mi pozisyonu? İnan o kadar çabuk gelişen bir şey görme şansımız yok. Nasıl bizim oradaki pozisyonu da görmediysem onu da görmedim. Samimiyim o konuda. Ama gol olsaydı verecekti hakem pozisyonu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.